arkası yarın. Tuzak 8. bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Sevdiği ve parasına göz koyduğu Bülent'in Nebile ile evlenmesine dayanamayan Aysel, Bülent'in amcaoğlu Gazanfer'in de yardımıyla bu evliliği bozmaya çalışırlar. Babasının mirasını yiyen ve sonra da bir kumarhane sahibine yüklüce borçlanan Gazanfer, para karşılığı Aysel'e yardım eder. Bülent'in karısı Nebile'yi tuzağa düşürerek evine getirir. Aysel de sesini değiştirerek Bülent'e karısının kendisini aldattığını, şu anda Gazanfer'in kolları arasında olduğunu söyler. Eve giden Bülent, karısı Nebile'yi Gazanfer'in kolları arasında görünce yıkılır. Köşke giderek annesini, kızı Şule'yi ve başından beri gözü kendisinin olan akraba kızı Aysel'i yanına alarak Avrupa'ya moral gezisine gider. Gitmeden önce de Nebile'nin şerefsizliğini annesi Zübeyde Hanım anlatınca yaşlı kadın kalp krizi geçirerek ölür. Evsiz, kocasız, çocuksuz ve annesiz kalan Nebile intikam almak için Gazanfer'in evine gider. Ama önceden kumarhaneci Mahmut'un adamları borcunu ödemediği için Gazanfer'i bıçaklayarak kaçmışlardır. Gazanfer'in başına gelenlerden habersiz adamın evine giden Nebile'yi kanlar içindeki Gazanfer'in başında gören kapıcı polis arar. Bunun üzerine Nebile şimdi de adam yaralamaktan hapse girer. Öte yandan Aysel Nebile'yi boşayan Bülent'in aklına ve gönlüne girerek onunla evlenir. Yaraları iyileşen Gazanfer ise sık sık Aysel'i arayarak para istemektedir. Hoş geldin canım, seni çok özlemiştim. Hadi oradan çapkın, özlemişmiş. Sen ancak paran bitince özlüyorsun beni, öyle değil mi? Haksızlık yapma, seninle çok güzel günlerimiz geçti Aysel. Bunu unutmak mümkün mü? Neyse, geldim işte. Söyle bakalım benimle ne konuşacaksın? Her şeyden önce neden sinirlisin bu kadar? Önce onu anlat bakalım. Aman, ben sinirlenmeyeyim de kim sinirlensin? Oh, Nebile'nin 2 yaşındaki piçi devamlı zır zır ağlar. Kayınvalide desen günde 5 vakit namaza yatar kalkar. Koca desen sabah çıkıyor ta akşamları yorgun argın geliyor. Ben genç, içi fıkır fıkır kaynayan bir kadınım Gazanfer. Ben sinirlenmeyeyim de kim sinirlensin? Haklı olabilirsin ama unutma ki milyarların varisisin kızım. Kocan İstanbul'un sayılı zenginleri arasında. Çaresiz böyle şeylere katlanacaksın. Ben de katlanmaya çalışıyorum zaten. Heh, unutmadan söyleyeyim. Bir daha beni arama. Uşak senin aradığını anlayacak diye ödüm kopuyor. Çok sinsi bir şey zaten. Vallahi Bülent'in kulağına bir giderse ilişkimiz, ikimiz de yaşatma söyleyeyim. Boşver uşağı. Para getirdin mi onu söyle. Getirdim. Al bununla idare etmeye çalış. Bülent şüphelenecek diye aklım gidiyor. Çok sık para istiyorum. Karşılığında bir şey aldığım da yok. Farkına varacak diye ödüm kopuyor. Düşündüğün şeye bak. Uydur bir şeyler. Tilki gibi kadınsındır bilirim. Hem sonra şikayet etme. İstediğin Bülent değil miydi? Kavuştun ona. Kim yardım etti bu işte sana? Ben. Elbette ki bu yardımın, bu idealin bir bedeli olacak Aysel. Bak ben az kalsın ölüyordum. Ölümlerden döndüm. Biliyor musun? İyi ki o kumarhane sahibinin adamları seni yaraladı da o gün ne bile sana geldi, suç onun üzerinde kaldı. Aksi takdirde Bülent ne onu boşayacaktı ne de benimle evlenecekti. Sahi mi? Tabii. Bakma sen o yaralanma olayına kadar Bülent hala Nebile'yi seviyordu. Ama ne zamanki eski karısının seni yaraladığını okudu, işte ondan sonra Nevri döndü ve avukatına emir vererek boşanma davası açtırdı. Şöyle ya da böyle. Sonunda benim sayemde sen Bülent'in karısı oldun. Bunu hiçbir zaman aklından çıkartma güzel. Ne demek istiyorsun? Biliyorsun. Hala Mahmut abiye olan kumar borcumu ödeyemedim. Adam haftada bir arayıp sıkıştırıyor beni. Orasını anladım da benden ne istiyorsun? Para istiyorum Aysel. Hem de çok para. Ne kadar? Mahmut abiye esas borcum 1,5 milyardı. Ama faizleriyle birlikte 3 milyara çıktı. Bu çok para. İmkanı yok bu kadar parayı bulamam sana ben. Bulacaksın güzelim. Mecbursun bulmaya. İyi de Bülent'e ne diyeceğim Gazanfer? 3 milyar çok para. Mümkünü yok. Bu kadarını isteyemem onda. Olmazsa arada sırada azar azar yani 200-300 milyon filan tırtıklayıp getirirsin. Ben de Mahmut abiye veririm. Aksi takdirde adam öldürtecek beni Aysel. Bu işin şakası yok. Geçen sefer biliyorsun sadece yaralattı. Ama bu sefer yemin etti. Öldürtürüm dedi.
Biliyorum. Azar azar ne alabilirsen getiririm sana. Cevat efendi, hanım evde yok mu? Ha, yok efendim, daha dönmedi. Ne zaman çıktı evden? Sabahleyin efendim. Peki nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır efendim. Allah Allah. Neyse, annem nerede? Odasında efendim, küçük hanımla meşgul. Peki. Merhabalar. Ha, bak kim gelmiş Şule. Söyle kim gelmiş bakayım. Hı? Baba. Aferin. Ah canım kızım. Güzel kızım. Baba diyen ağzını yerim senin ben. O güzelim benim. Sen nasılsın anne? Aysel nerede? Bilmiyorum. Sabahleyin çıktı gidiş o gidiş. Nereye gittiğini de söylemedi. Allah Allah. Sık sık nereye gidiyor bu kadın böyle? Sabahleyin Şule ile bana kızdı biraz. Kızdı mı? Neden? Şule için ağlıyor diye. Benim için de namaz kılıp torunumla meşgul olmuyorum diye. Tövbe tövbe. Bunun için kızılır mıymış ya? Kızma oğlum ama şöyle ya da böyle bu karı Nebile'nin eline su bile dökemez. Anne nasıl olur da Nebile'yi Aysel'le kıyaslarsın? Hem Nebile'nin bana ihanet ettiğini ne çabuk unuttun. Ya adam yaralamasını? Ben hiçbir şeyi unutmadım Bülent. Ama senin anlattıklarına bakılırsa Nebile ne kadar suçlu ne kadar suçsuz bu tartışılır. Sen ne demek istiyorsun anne? Kendin anlatmıştın. Nebile'yi Gazanfer'le bastığın gün Nebile ne demişti? Ha? Beni oyuna getirdiler dememiş miydi sana? Ne yani? Tabii öyle diyecekti. Hangi suçlu suçluyum demiş ki bugüne kadar? Yani Nebile öyle söyledi diye benim de hemen inanmam mı gerekirdi? Hem Gazanfer'i yaralama işine ne diyeceksin? Koca hakim eğer suçsuz olsaydı 3,5 sene ceza verir miydi sanıyoruz? Senin haberin yok ama Nebile'nin mahkemesine gittim. Kızcağız orada da suçsuzum diye bağırıyordu. Elbette öyle diyecekti. Suçluyum deseydi daha fazla ceza alırdı. Hem lütfen Nebile'yi savunma bana anne. Ben kimseyi savunmuyorum yavrum. Benim bütün istediğim senin mutluluğun, rahatın. Ama şunu da bil, ister kız ister kızma, Aysel denilen bu ikinci karın Nebile'nin eline su bile dökemez. İşte o kadar. Buyurun. Bülent hayatım nasılsın? Aysel. Neredesin sen? Kulüpte arkadaşlarla eğleniyorum. Biraz daha kalabilir miyim? Arkadaşlarım bırakmıyorlar da. Ayıp ya. Sabah çıkmışsın. Bu saate kadar eğlenceye dansa doymadın mı Aysel? Lütfen biraz daha kalayım. İstersen sen de gel. Birlikte dans ederiz. Hayır ben dans mans etmem. Yorgunum yatacağım. O halde izin ver. Arkadaşlar getirir beni. Hadi canım. Hadi bir tane. Ne halin varsa gör be. Aysel miydi arayan? Evet. Ne istiyor? Arkadaşlarıyla eğleniyormuş. Oğlum, Bülent'im. Söyle anne. Meşhur laftır oğlum. Zararın neresinden dönülse kârdır derler. Ne demek istiyorsun? Bu kadın senin için de ailemiz için de bir zarardır. Onunla evlenmen zaten büyük bir hataydı ama... dinlemedin beni. Aysel'i boşamamı mı istiyorsun? Buna karar verecek olan sensin. Senin karın o. Yalnız şunu bil ki... o sadece kendi hayatını yaşıyor. Bizler için, senin için yaşamıyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi nedir benim bu çilem? Hayır anne yapamam. Onu da boşayamam çünkü... çünkü artık eski gücüm yok. Kimseyle uğraşmak istemiyorum. Sen bilirsin oğlum. Ne düşünüyorsun Nebile? Kızımı, Şule'mi düşünüyorum Melahat abla. Onu görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Sabret kızım, çıkmana az bir zaman kaldı. Tahliye olunca gider görürsün. Bu o kadar kolay mı Melahat abla? Kocam onu gösterir mi sanıyorsun? Neden göstermeyecekmiş? Kızın anası değil misin? Evet ama onların gözünde ben bir fahişeyim. Adam yaralayan bir sabıkalıyım. Böyle bir kadına kız gösterilir mi? Ağlama kızım. Ağlayacağını Allah'a dua et. O düşkünlerin, o mazlumların her zaman yanındadır. Göreceksin bak, sonunda dualarını kabul edecektir.
Akşam ezanı okunuyor. Hadi gel. Abdestimizi alıp namazımızı kılalım. Sonra da günahlarımızı affetmesi için, bize yardım etmesi için Yüce Yaradan'a dua edelim. Olur Melahat abla. Cevat! Cevat efendi, neredesin be adam? Buyurun hanımefendi. Sen sağır mısın be adam? Yarım saattir bağırıyorum sana. Affedersiniz hanımefendi, duymadım. Buyurun, ne istemiştiniz? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Git bana sıcak bir nane limon kaynat getir. Hadi çabuk 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 ol. Peki efendim, kahvaltı hazır etmeyecek misiniz? İstemiyorum, ne dediysem onu yap hadi. Peki efendim. Söylemeyi unutuyordum. Bir bey sizi arıyor, sabahtan beri 3 sefer aradı. Kimmiş? O kadar sormama rağmen adını vermedi. Tamam ben hallederim. Hadi git şimdi sen. Hadi. Mutlaka Gazanfer'dir bu. Serseri herife o kadar da söyledim arama diye. Bu sefer neden aramış bakalım. Mutlaka yine parası bitmiştir. Buyurun. Gazanfer sen misin? Evet benim. Sabah sabah sen mi aradın beni? Ben aradım. Neden telefonlarıma çıkmadın? Uyuyordum. Gece çok geç geldim. Her neyse, ne istiyorsun? Para. Mahmut abi sıkıştırıyor. Bugün vereceğim diye söz verdim. Kaç para istiyorsun? İşte 100-200 yeter. En azından Mahmut abinin ağzını kapatacak kadar. İyi ama bende o kadar para yok ki Gazanfer. Hem son günlerde devamlı para istiyorsun benden. Kızım seni mahsus verdik milyarder kocaya. Sen de para yok dersen iyi valla. İnan param yok Gazanfer. Bülent'ten isteyecek yüzüm de kalmadı. Bana bak. Eğer Mahmut abiye bugün para vermezsem adam öldürtecek beni be. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ben olmasaydım zor evlenirdim Bülent'le, zor. Tamam. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yap. Öğleye doğru da parayı getir, bekliyorum. Tamam. İyice sapıttı bu adam. Haftada 2 defa para istiyor. Ayol, makine mi var bende? Hay Allah. Ne yapmalıyım? Para bulamazsam tutar Bülent'e telefon açar. O zaman mahvolurum. Bir şeyler yapmalıyım. En iyisi yine Bülent'ten istemeli. Bir arkadaşım için istiyorum derim. Evet. En iyisi bu. Şu anda kendisi holdingdedir. Efendim? Bülent sevgilim, nasılsın? Sen misin Ayşe? Benim canım. Nasılsın bakayım? İyiyim. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim kocacığım. Neden? Hasta falan mısın yoksa? Hayır, ama parasızım sadece. Parasız mı? Ama daha geçen hafta vermiştim sana Ayşe. Sıcağa kar mı dayanıyor sevgilim? Geçen hafta aldım, bitti. Peki. Ne kadar istiyorsun? 200 milyon kadar. Ne? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Lazım işte. Bir arkadaşıma borç olarak vereceğim. Hangi arkadaşına? Tanımazsın. Nilgün diye bir arkadaşım var. Paraya sıkışmış kızcağız. Benden istedi. Ben de Bülent Bey'in karısı olarak yok demeyi kendime yediremedim. Peki veririm dedim. İyi etmiş miyim hayatım? Bak güzelim. Ben burada para basmıyorum. Lütfen şu harcamalarını biraz kız. Ne yani şimdi? O parayı vermeyecek misin bana? Arkadaşlarıma rezil mi edeceksin beni? Vereceğim. Vereceğim ama bu son olsun. Bir daha hiç kimseye de borç vereceğim diye söz verme. Olur, söz vermem. Akşama getiririm istediğim parayı. Akşam olmaz. Ben dışarı çıkacağım. Uğrar senden alırım. Peki nasıl istiyorsan Aysel. Şimdi kusura bakma, işlerim çok. Telefonu kapatacağım. Geldiğin zaman görüşürüz. Peki canım. Canım çıkar inşallah. Cimri adam. Seni gibi koca milyarder biri için 200 milyon nedir ki? Tuzak adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.